Selam güzellerim, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Bugün sizlerle Koç burcu kadınlarını Şubat ayında neler bekliyor? Kartlarımız bize neler tavsiye edecek? Neleri yapıp neleri yapmayacağınızı söyleyecekler. Bunları yorumlayacağım. Dilerseniz haydi gelin hep birlikte kartlarımızı karıştırmaya başlayalım. Ters tutmayalım da desteği. Sanırım. Yine düşen kartlarımı almadım. İçimden öyle gelmedi. Tekrardan karıştıralım bakalım. Evet, hadi bakalım başlıyoruz sevgili Koç burcu kadınları. Örümcek ruhu geldi. Güzel bir karttır. Hayvana bakmayın. Ruh hayvanlarının anlamları farklı oluyor. Düşlerinizi gerçekleştirin dedi. Demek ki önünüze çok güzel fırsatlar gelecek bu ay Şubat ayında. Merak ettiğiniz, aklınızda takılı kalan bazı soruların olduğunu söylüyor. Fakat bunlara çok güzel cevaplar bulacaksınız. Güneş kartımız geldi. Ve tapınak kartımız geldi. Çok düşüneceksiniz. Şu güneşi şöyle göstereyim de görmüş olun. Oyun ve ilahi varlığa teslim olun kartımız geldi. Şimdi birazcık böyle bir rol yapma enerjisinde olmanız gerekebilir sevgili arkadaşlar bu ay. Çok net gelen 3 tane enerji kartımız geldi. Şimdi söyleyeceğim size. Şimdi kalbiniz çok kırık mı diye soruyorum size. Kalbi kırık olan Koç burcu kadınları. Bunun sebebini söyleyeyim mi size? Dışarıdan aldığınız negatif kıskançlık enerjisinden dolayı kaynaklanan kalp çakranıza bir saldırı olmuş sevgili arkadaşlar. Bir kıskançlığa maruz kalmışsınız. Bu da sizin sevgiyi alıp verme dengenizin bozulmasına sebep olmuş. Kuruntu, vesvese, üzüntü yaşamanıza sebep olmuş. Oturduğunuz yerden kuruyor olabilirsiniz. Evham yapabiliyor olabilirsiniz. Niçin böyle yapıyorum? Neden böyle bu kadar sıkılıyorum diye olabilirsiniz. Bunun sebebi bir kıskançlığa maruz kalmanız oldu. Şimdi bakalım bu neymiş? Nereden gelmiş bu kıskançlık? Çalışmanızdan gelmiş. Bir şeye çok emek veriyorsunuz. Verdiğiniz şey her neyse, iş olur, aşk olur, eğitim olur, kariyer olur, para olur, başka bir şey olur. Göz önünde olmuş bu çalışkanlığınız sizin veyahut da ona odaklanmanız. Buradan alıyorsunuz nazarı. Aman dikkat sevgili arkadaşlar. Peki bu oyuna bir bakalım. Oyun belirsizliğe karşı, hayatınızdaki belirsizliklere karşı bir oyun içerisinde olmanız gerekiyor. Yani sen onunla oyun oynayacaksınız. Sen misin öyle? Ben de seni istemiyorum. Hani o olay neyse veya da durum her neyse. Tamam ne yaparsa yapsın o iş, o durum, o kişi veyahut da sen öyle bir dur bakalım. Aman ben seninle mi uğraşacağım deyip başınızdan savarsanız, yani sanki birazcık rol yaparsanız umursamıyormuş gibi sanki. Bunun altından kalkabileceksiniz. Çünkü otomatik olarak enerjide bir şey olacak, hafifleme olacak ve şuradaki belirsizlik enerjisi, ay kartındaki belirsizlik artık değişim dönüşüme uğruyor ve durumlar sizin lehinize çevriliyor. Yani birazcık oyun yapmanız gereken bazı durumlar, olaylar var. Belki de bir insan da olabilir, bilemiyorum. Şimdi burada çok ikileme düştünüz, çok pişmanlık duyduğunuz bir durum var. Sanki bu birazcık gönül ilişkisi gibi geldi bana.
Yani ben buna niye takıldım? Ben bunu biliyordum zaten, bana böyle yapacağını. Hani bile bile niçin şey yaptım? Hani belki kendi kalbinizi kendiniz de kırıyor olabilirsiniz bu aralar. Hani o oldu sana, sen hak ettin bunu falan diyor da olabilirsiniz. Çünkü öyle bir enerji hissettim her nedense. Yani birazcık kendinize yüklendiğiniz bir Şubat ayı olacak gibi, ama tabii ki de güneş kartı geldiği için bunların hepsi %25 oranında yaşanacak sizin tarafınızdan. Çünkü bir de buraya da dinliyorsunuz. Enerjinin açığa çıkması demek, bunu burada görmek demek zaten %75'ini hallettik. Yani sizin o kadar üzüleceğiniz bir durumlar olmayacak demektir. Hiç merak etmeyiniz. Bu olay neymiş? Çözüm aradığınız bir durum, hayal kırıklığı yaşadığınız ve dengesizliklerin oluştuğu bir durummuş. İş mi, aşk mı, eğitim mi, para mı, kariyer mi, sağlık mı? Sabırsızlandığınız bir dileğiniz var. Bir dileğinizin olmasını istiyorsunuz ve bu dileğinizin de gelmesini, oluşmasını, artık zamanının geldiğini düşünüyorsunuz. Aşk mı, evlilik veya eğitim dedi sevgili arkadaşlar. Bu kadar söylüyor. Yani kolektifi ayırdı. Eğitim veya da evlilik olabilir dedi. Bir yuva kurma olabilir dedi. Bir ciddiyet olabilir dedi. Pekala. Hadi bakalım. Bir kısmınız için ise ikili ilişkilerde erkek olan taraf kendini evlilikten geri çekmiş olarak görünüyor. Kalbinizin kırılmasının sebebi de bu olmuş. Ama kendinize bonkör davranın ve bir sadaka verin. Mesela kendinize bonkör davranın demem şu: kendinize bir şeyler alın. Bir sevdiğiniz şeyleri yapmaya çalışın. O zaman daha objektif bir şekilde olaylara bakabilecekmişsiniz. Aydınlanmanız bu şekilde olacak, ama bunu yaparken bir de sadaka verin. Askıda ekmek olabilir. İnsanları mutlu eden bir şeydir bu. Evine ekmek götürebilmek çok önemli oldu artık günümüzde, biliyorsunuz. Özellikle de işte pek de bahsetmek istemiyorum ama özellikle de biliyorsunuz emekli olan yaşlılarımız daha zor durumdalar bu zamanda. O yüzden ben bilmiyorum, hani askıda ekmeğin daha makul olacağını düşünüyorum. Hani eve ekmek götürmek çok önemli bir olgu bence bizim toplumumuzda. O yüzden nedense böyle düşünüyorum, ama tabii ki daha fazlasını veya da daha azını da yapabilirsiniz. Ama unutmayın ki mutlaka ve mutlaka o elinizden çıkan şeyin, miktarın karşı tarafın yüzünü güldürmesi gerekiyor. Yani bir kalbi ferahlaması gerekiyor. Yani size teşekkür etmese bile, yani sizin üstünüzden baya baya bir şeyi alır sevgili arkadaşlar. Nazar enerjisini, kalp kırıklığı, bir gönül ferahlığı yaşarsınız. Çünkü o da yaşıyor. Böyle bir enerjisel durumlar işte. Ne yapalım? Bizde de böyle yani. Bu insanlar arasında da diyelim. Ve sorularımıza başlayalım şimdi. Bir işi olmayan Koç burcu kadını Şubat ayında, aman dikkat, etrafınız sarılmış dikenli tel. Çok böyle ne yazık ki sanki bir rekabet ortamı içerisindesiniz. Siz farkında olmayabilirsiniz. Sizin elinizden bazı alınmış durumlar olabilir. Bunu belki görmüyorsunuz. Sadece şu anda üzülmekle meşgul olacaksınız gibi görünüyor. Ama buraya da yansıdığı için artık gözünüz açıldı sevgili arkadaşlar. Üzülmeyi bırakıp birazcık etrafınıza baktığınızda aslında birinin sizi alt etmeye çalıştığını göreceksiniz. Bence o zaman biraz daha üzülmeyi bırakabilirsiniz. Yani o enerjiye geçiyoruz ya, hani bir şey, kötü bir şeyle karşılaşınca üzülüyoruz ya. Hani üzülmeden önce şöyle bir etrafa bakıp ne olduğunu bir anlayın, ona göre demek istiyor kartımız. Peki. Bir işi olanlar için ise çok güzel, eğer ki emlak işiyle ilgileniyorsanız. Mutlaka bir alım satım veya da bir kiralama işlemi olacak ve buradan çok güzel bir gelir elde edebilirsiniz. Yok, ben emlak işinde çalışmıyorum. Veyahut da bir ev eşyaları satıyor da olabilirsiniz. Onda da olabilir. İş yerinde çok güzel bir ortam meydana gelecek. Çok pozitif bir ortamda çalışmaya devam edeceksiniz. Yani bulunduğunuz kişilerle aranızda böyle sanki bir organizasyonda da çalışıyor, bir etkinlikte çalışıyor olabilirsiniz. Böyle geldi, ama çok güzel geldi sevgili arkadaşlar. Sizin için, çalışanlar için enerjisi çok güzel. Bulunduğunuz ortam tam size göre diyebilirim. Tam sizin istediğiniz gibi sıkılmayacağınız bir iş yerinde çalışıyorsunuz. Peki, bir ilişkisi olmayanlar için ise artık eskiye dair ne varsa her şey bitiyor.
artık bir ilişkinizin olmamasından ziyade artık olacak yani bu aydan sonra. Belki de bu ayın içinde de bir şeyler kıpırdayabilir. Ve özellikle de 16'sından sonra diyor. Şubat'ın 16'sından sonra yani. Bir şeyler oluşabilir dedi yani. Aşk hayatınızda bir şeyler değişebilir diyor. Ya zaten değişecek ama işte bir 15'in 16'sından sonra daha çok bir ihtimal olarak veriyor sevgili arkadaşlar. Peki. Bir ilişkisi olanlar için ise şimdi ilişkinizde bakın Koç burcunun kartı geldi. İmparator kartı Koç burcunu temsil eder. Şurada koç kafalarımız var zaten. Şimdi burada belki partneriniz de Koç burcu olabilir veyahut da bir Koç burcu gibi inat eden, böyle dediğim dedik, o istemezse olmaz tarzında şeyler yapıyor olabilir. Şimdi bunu bu ay çok yaşayacaksınız ya, artık bu duyguları, bu davranış şekilleri partnerinizin çok ayyuha çıkacak olarak görünüyor. Fakat bu iş iyiye doğru gidiyor sevgili arkadaşlar. Böyle zaman zaman sizi üzücü, kırıcı veyahut da işte egolu davranışı, sadece ve sadece kırıcı konuşması maddiyat yüzündenmiş. Yani maddiyatı kafaya çok takan birisi olarak görünüyor burada. Ama sizinle bir yuva kurmayı isteyen de biri aynı zamanda. O yüzden birazcık anlayışlı olursanız sanki iyi olur gibi. Tabii sizin de bazı sınırlarınız var. Onu da aşmaması gerekiyor elbette ki. Ona da izin vermemeniz gerekiyor. Pekala, evli olanlar için ise o çok güzel geldi. Şimdi evliliğinizde başı siz çekiyorsunuz. Evliliğinizde bayağı da baş tacı edilmişsiniz. Herkes sizi seviyor olabilir. Fakat bir emek verilmiş bu evliliğe sanki. Bir de bu emeğin sanki böyle bir karşılığını bekliyor. Fakat sanki bir de böyle çarpışıyor gibisiniz. Yani böyle bir fikir çatışması var ya da etrafınızdaki insanlarla çarpışıyor olabilirsiniz. Konu nedir? Neyin emeğidir bu? İlahi adalet dedi. Çok sorumluluk almışsınız evliliğinizde. Yani atıyorum şöyle bir şey olabilir. Eşiniz çalışmıyordur. Her şeyle siz ilgileniyorsunuzdur. İşte gördüğünüz gibi burada da sorumluluk aldığınızı görebiliyoruz. Bunun verdiği bir şey olabilir. Yani her şeyi ben yapıyorum. Ne istiyorsunuz filan hani. Ben de çok emek veriyorum. Ve artık evlilikte ne görmek istiyorsanız belki güler yüz, belki eşinizin evi temizlemesi, belki de düzenli olması, belki de yemek yapması, belki de çok farklı bir şey de olabilir. Ama eşinizden böyle beklentiniz var ve diyorsunuz ki bütün sorumluluk bende, sense hiçbir şey yapmıyorsun ama ben bu emeğimin karşılığını istiyorum dediğiniz bir ay olacak Şubat ayı. Hani işi olur olmaz o, ben kendim örnek veriyorum. Siz kendi hikayenize göre ne tarz bir sorumluluk aldıysanız ona göre bunu anlayabilirsiniz. Çünkü burası kolektif olduğu için tam manasıyla birebir nokta atışı yapmaz sevgili arkadaşlar. Peki ben platoniyim diyorsanız ve platonik olduğum kişiden adım bekliyorum diyorsanız, yani bir şeyler belli olduğu gibi veyahut da belli olmadığı gibi. Hani bu ay bir kıpırdamalar, böyle bir etkileşimler, belki bir konuşma görüşme olur mu? Olurmuş, hem de bayağı sağlam olur sevgili arkadaşlar. Ayın 1'i 11'i, onu da olabilir ama 1'i ilk haftası çok çok önemli olarak görünüyor. Saat 1'de bile olabilir. Pekala. Gelelim ex partnerlere. Aklımda benim ex partnerim var diyorsanız ve ben bu kişiyi istiyorum, ondan bir adım bekliyorum, tekrar barışalım istiyorum, hatta evlenelim bile diyorsanız. Bakalım enerjisi ne yöndeymiş, size adım atacak mı? Geliyor. Evet, şimdi şöyle bir durum söz konusu. Ya siz ya o. Maddi durumunuz çok iyi. Maddi durumunuz çok iyi olduğu için bu durumu rahat atlatmış olabilirsiniz. Yani ex partner olarak hani düşünüyorsunuz aklınızdakini ama hani bu arada rahatsınız yani, böyle bir eliniz yağda bir eliniz balda. Hani böyle huzurlusunuz gibi. Teksiniz ama huzurlusunuz gibi. Fakat bu da geliyor. Ex partner almış. Sala binmiş geliyor sevgili arkadaşlar. Ve geliyorum diye de size bir haberleşme var olarak görün. Ne söyleyecek size peki? Güç kupası, Tılsım Prenses. Şimdi bu kişi sizi hiç bırakmamış aslında. Siz bunu anlayacaksınız. Ve sizi çok güzel, tam da istediğiniz gibi güçlü bir teklifte sunacak. Bu benim çok hoşuma gitti. Peki neden hani ayrıldınız? Bir de onu soralım.
ilişkiyi durdurmuş, siz ayrılmamışsınız. Size göre ayrılmış, ex partnere düşmüş olabilirsiniz ama ona göre bu iş böyle değilmiş. Sadece duraksatmış olayları. Neden yaptı bunu? Aa, bir dakika. Şimdi burada aranızda başka bir kadın girmiş olabilir. Bu kadınla yeni bir başlangıç yapmak istemiş olabilir zamanında. O yüzden de böyle. Fakat peki ne oldu bunlara? Size bir şey söyleyeyim mi? Onların da arasında bir kadın girmiş. Burası Dallas'a döndü sevgili arkadaşlar. Yani bu nasıl bir erkek ben de anlayamadım. Neyse bireysel açılım isterseniz hep birlikte güle söyleye bakabiliriz. Bu nasıl bir erkekmiş böyle diye. Ve ne olacak diye. Peki sonuçta Şubat ayında aranız nasıl olur? Şimdi şey yapacaksınız. Bayağı keskin sözleriniz olacak. Ya miras meselesi yüzünden ya da ailevi sorunlar yüzünden eliniz kolunuz bağlı. Belki aileniz diyor ki bırak bunu, kesinlikle bununla konuşma. Bunu hiçbir şey hak etmiyor diyebilir. Size layık görmüyor olabilir aileniz. Çünkü aile burada güçlü çıktı. Peki siz ne diyorsunuz yani? Siz ne dersiniz bu işe? Siz danışıyorsunuz arkadaşlarınıza. İşte ilişki koçu olur, yaşam koçu olur. İşte evlilik terapisti olur falan hani bunlara. Peki ben tarota soruyorum. Diyorum ki siz bu adamı kabul etmeli misiniz? Bu adam sizin için uygun mu değil mi? Bize bir şey söylesin. Bir şeyler değişip dönüşecek. Peki. Ha, tamam güzel güneş geldi. Şimdi bu adam sizinle ilgili çalışma yaparsa yani ilişkiye emek verirse bu durumu değiştirmeye dönüştürmeye biraz da çabuk acele ederse sizin bu üzüntünüz bitecek sevgili arkadaşlar. Güneş doğdu. Evet hadi bakalım. Bu şekilde geldi. Kolektif olarak böyleydi. Ama bence ex partner gelecek. Hadi bakalım bekliyoruz Şubat ayında sevgili arkadaşlar. Hepinizi kocaman öpüyorum. Şubat ayında pardon Mart ayında görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.